Yok yok, kalkma yenge, ben. Dur, baktım baktım, kalktım. Efendim? Ha canım. İyiyim iyiyim, sen nasılsın? Ay, ha. Aa. Kız olur ha. Tamam tamam. Tamam olur. Tamam canım benim, haydi görüşürüz. Tamam. Ne oldu Hukiye Mamu? Ya bizim Zeliha yok mu? Şey diyor, kızlar ondaymış da bizim komşular. Sen de diyor gel, öyle diyor. Toplaştık, sen de oturalım sohbet edelim diyor. Ne zamandır görmüyoruz seni diyor. Ay ne yapacaksın? Gideyim. Gideyim, epeydir görmüyorum hakikaten onları. İyi olur acık. Dağılır kafam şöyle değil mi? Ama sınavın var yarın. Çalıştım ya çocuğum. Olmaz, zaman öyle yapmıyorsun. Sucuğum şimdi senin dersinde benimkisi bir mi? Neden? Benim anlattıklarım önemli değil mi? Ya öyle mi dedim ben şimdi? Amiricim aşk olsun. Hayır, o manada demiyorum yani. Benim böyle sınıfta kalmak gibi bir şeyim yok yani, bir durumum yok. Öyle hayati bir durumum yok, onu demek istiyorum. Olmasın, olmasın. Sen hep demiyor musun ne olursa olsun ders önce gelir diye? Ama yenge böyle olmaz. Şimdi sen bunu yaparsan ben sınavımdan bir önceki gün arkadaşlarımla çıkma bir şey dememen lazım. Suna haklı. Yani eğer sen bir sonraki gün sınavın varken arkadaşlarınla güne gidersen, ben sınavımın olduğu günün bir önceki günü arkadaşlarla buluşmaya gidersem sana nasıl güvenebilirim? Haklı. Git diyorum o zaman ben. Ben şimdi oturup dersimi çalışırsam onu anlıyorum değil mi şimdi? Gitmezsem, dersimi çalışırsam sen de çalışacaksın. Evet. Doğru mu? Evet. Tamam, gitmiyorum. Gitmiyorum, oturuyorum, dersimi çalışıyorum. Buyurun. Ama aynısını senden bekliyorum. Tamam, ben bakarım yenge, ben bakarım. Ben bak. Tamam bak, sen benim dikkatim dağılmasın. Dağılmasın. Çalışayım ben dersimi. Tamam, tamam. Tamam. Şeyse ver. Alo. Zeliha teyze, tam sizden bahsediyorduk. Ben konuşuyorum. Şey diyeceğim, bugün yengem aslında gelemeyecek çünkü sınavı var yarın. Yok yok, dalga geçmiyorum. Gerçekten sınavı var, evet. Evet, çalışması lazım. Onun için gelemeyecek. Evet, onu da rahatsız etmezseniz bugün çok seviniriz. Çok seviniriz. Çok seviniriz, tamam. Tamam, çok teşekkür ederim anlayışınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ne kadar o hareketler ayıp. Bu söylediğin kadına daha da ayıp yani. Ne dedi? Dedi ki hiçbir şey getirme, her şey bende var dedi. Yengeciğim ama sana kolay gelsin. Şimdi senin de çalışman lazım. Bakma, çalışıyoruz tamam. Keyfin yerine geldi Gülben'in. Ya Amile, Fransızca ne edersen onu bulursun ne demek? Nasıl gidiyor yenge? İyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi dizi... Saatim geldi. Oturacağım, dizimi seyredeceğim. Ha, dizin mi var? Ama yarın sınav da var. Öyle olunca. Çalıştım ya Sunacığım. Acık ara vereyim değil mi? Ara vermek işte bu konuda. Şimdi ben mesela sınava çalıştığımda bir ara vereyim diyorum. Sen diyorsun ki hayır, ara veremezsin. İşin tamamen bitince ara verirsin diyorsun. Öyle olunca senin de diziyi unutup biraz daha çalışman lazım. Boşlamaman lazım. Lütfen. Ama. Değil mi? Benimle çalışıyorsun. Yani. Çok eğlenceli. Tamam, sen anlamazsın Fransızca falan. Şimdi karıştırma benim kafamı. Tamam. 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 Hangi kanaldaydı dizi? Ben izleyeyim bari. Aç, ben sana bakarım bir yandan da. Ha öyle mi? Yok, ha? O zaman izlemeyeceğim şimdi. Bir şey olmaz. Aç. Ben yok, dikkatim vallahi dağılmaz benim. Yok, gerçekten. Şöyle biraz gel. Durayım ben de koltukta. Bir şeyler okuyayım belki birazdan. Ben bitirdim derslerimi çünkü senin aksine.
Nasıl gidiyor hukiyem ama? Sehay, güzel güzel. İyi gidiyor. Görüşürüz. Aa! Bir dakika, bir dakika. Kopya mı istiyorsun sen hocadan? Nasıl günahımı almak? Aynası günahımı almak? Hiç öyle bir şey yapar mıyım ben? Başka olsun. Tabii aslında bak, öte yandan da hani söylesen de fena olmaz Amiricim. Nereden soracaksın yarın? Ama yenge sen düpedüz kopya istiyorsun ama. Ya ne var be? Allah Allah, şey soruyorum ben. Öğretmenler demiyorlar mı öğrencilerine hani şuradan çıkacak, buradan çıkacak sorular gibisine? Hani onu soruyorum aslında yani. Tüyo istiyorsun sen. Ha, evet canım. Ha. Anladım. Ben sana bir tüyo vereyim o zaman. Ver, ver kuzum benim. Hepsinden sokacağım. Size soran da tutmaz. Dalga geçecek. Yer arıyorsunuz siz, tamam. Hiçbir şey de istemiyorum. Ben kendi başıma çalışırım. Hiçbir şeyde ihtiyacım yok çok şükür Allah'ıma. Aferin yenge. Hep böyle göreyim seni. Süper. Bana bak. Acıkmadı mı karnınız? Yemek vakti geliyor. Sen otur yengecim. Sen çalış. Senin sınavın var. Biz hallederiz. Nasıl yani? Senin sınavın var. Sen çalışacaksın. Yemek işi bizde. Ben böyle gördüm senden. Aynen öyle. Bu akşam yemekler bizden. Haydi bakalım. Ha, tamam o zaman. Hadi kolay gelsin. Tamam. Aa. İlahatmış ha. Hepsinden soracağım diyor. Hepsi, hepsinden bütün şey, hepsi nasıl çalışıyor? Oh. Vay Rukiye Sultan vay. Bak sen önce Nazlı'nın sonra da Sunacığın böyle dersini çalış, dersini çalış diye kafasını etiye ve şimdi düştüğün duruma bak. Allah Allah, ne varmış benim düştüğüm durumda? Ben gayet de memnunum durumumdan. Çok güzel çalışıyorum dersimi aslanlar gibi. Ayrıca işime de geldi. Ne güzel benim dersim var diye şu ikisi yaptı yemekleri. Ama yenge sen dersinden geri kalmadı, biz hep yemekleri yaparız. Bak bak bak, nasıl dalga geçiyor bende bak. İlahi adalet, valide hanım. Hoca hanım, öğrencinizin durumu nasıl? Velisi olarak bir soralım. Önce bir sınava girsin bakalım. Oo, ciddi öğretmen. Öyle torpil falan yok yani. Yani. Çocuklar hadi bakalım, güldük, eğlendik. Bana müsaade. Nereye anneciğim? Ben gideyim bir tekrar yapayım. Aa, yine ciddi misin sen? Tabii ciddiyim. Ne dedik sana? Örnek olacağım değil mi? Gideyim bir son bir tekrarımı yapayım, ondan sonra güzel güzel uyuyayım. Olur mu? Anneciğim otur, nereye gidiyorsun? Yok yok, hadi. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Lan vallahi gitti. Ciddi ciddi gitti. Ya bana bu yaşta kadını uğraştırma Allah aşkına, versene soruları. Olmaz, soruları verirsem öğrenemez ki. Allah Allah, kopya çalışırken, hazırlarken insan daha kolay öğrenmiyor mu bunu? Bak, ver diyor örneğe bak. Kopya da öyledir. Çektiğim için değil. Annem Sunay'a örnek olana kadar keşke sana örnek olsaydı be. Kopya çekmiyorum dedim canım. Arkadaşlar çekiyordu, onlar zamanında. Sen